Ana karakterler, Jia Baoyu, zengin bir ailenin oğlu, geleneksel ataerkil düzene karşı çıkan ve edebiyata ilgi duyan bir genç. Lin Daiyu, hasta ve narin bir genç kız, Baoyu'ya aşık ama bu aşk karşılıksız kalıyor. Hue Baochai, Hue Baochai, mantıklı ve pratik bir genç kız, Baoyu'nun ailesi tarafından onunla evlendirilmesi isteniyor. Jia Yuanchun, Baoyu'nun ablası, saraya cariye olarak gönderiliyor ve trajik bir şekilde hayatını kaybediyor. Konu, roman, Jia ailesinin, Kızıl Köşk olarak adlandırılan malikanesinde geçen ve ailenin üyelerinin, akrabalarının ve hizmetçilerinin hayatlarını konu alıyor. Hikaye, Baoyu ve Daiyu'nun karmaşık aşk hikayesi etrafında gelişir. Daiyu, hasta ve hassas bir kişiliğe sahipken Baoyu, geleneksel ataerkil düzene karşı çıkan ve edebiyata ilgi duyan bir gençtir. Daiyu'ya aşık olmasına rağmen, Baoyu'nun ailesi onu Baoshai ile evlendirmek ister. Daiyu'nun hastalığı ilerler ve romanın sonunda ölür. Baoshai ise mantıklı ve pratik bir kişiliğe sahiptir ve Baoyu ile evlendikten sonra ailenin geleneklerini sürdürür. Roman, Qin Hanedanı dönemindeki Çin toplumunun bir panoraması olarak da okunabilir. Hikayede, o dönemdeki aile içi ilişkiler, sosyal statü, eğitim sistemi, sanat ve edebiyat gibi birçok konu ele alınmaktadır. Yazar, geleneksel değerler ile modernleşme arasındaki çelişkileri ve bu çelişkilerin bireyler üzerindeki etkilerini ustalıkla tasvir ediyor. Kızıl Köşk'ün Rüyası, Çin edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Roman, karmaşık karakterleri, şiirsel dili ve derin felsefi temaları ile öne çıkmaktadır. Eser, yüzyıllar boyunca birçok dile çevrilmiş ve birçok farklı şekilde yorumlanmıştır. Kısa özet, Jia ailesinin Kızıl Köşk adlı malikanesinde geçen hikaye. Baoyu ve Daiyu'nun trajik aşk hikayesi. Qin Hanedanı dönemindeki Çin toplumunun panoraması. Geleneksel değerler ile modernleşme arasındaki çelişkiler. Çin edebiyatının en önemli eserlerinden biri. Eğer Çin kültürü ve tarihi ile ilgileniyorsanız veya karmaşık karakterler ve derin felsefi temalar içeren bir roman okumak istiyorsanız, Kızıl Köşk'ün Rüyası'nı okumanızı tavsiye ederim.